İyi günler. Boğaziçi TV'ye hoş geldiniz. Ben Barış Türkdoğan. Boğaziçi TV'yi Boğaziçi Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler ve mezunlar olarak kurduk. Bugün itibariyle Twitch ve YouTube platformlarındaki test yayınımızda 6. günümüzdeyiz. Melih Bulun'un 1 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üzerinden tam 8 hafta geçti. Rektörün seçim yerine atama usulüyle belirlenmesine karşı protestolar 4 Ocak'tan bu yana aralıksız devam ediyor. Boğaziçi'li akademisyenler ise her gün saat 12'de rektörlük binasına sırtları dönük olarak nöbet eylemlerini sürdürüyor. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her gün gerçekleştirdiği nöbeti ve hemen ardından da yapılacak basın açıklamasını ekrana yansıtacağız. Sonrasında alandaki muhabir arkadaşımızın nöbetteki akademisyenlerden Profesör Doktor Lale Akarun ile bir röportajı olacak. Röportajda yöneltmemizi istediğiniz soruları bize Twitch ve YouTube chat'ten ulaştırabilirsiniz. Ama hepsinden önce dilerseniz biz de okulda yaşanan son görüşmelere göz atalım. Boğaziçi protestolarında hak ihlalleri.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 24 Şubat tarihinde yayınladığı bir rapora göre Boğaziçi protestoları sürecinde en az 801 kişi işkence ve kötü muamele niteliğinde şiddete maruz kalarak gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanmasına yönelik itiraz sürecinde yaşanan hak ihlallerine dair ön değerlendirme raporu isimli belgede, yasaklamalar ve kolluk güçlerinin yaptığı müdahaleler sonucunda toplanma ve gösteri yapma özgürlüğünün ihlal edildiği belirtiliyor. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa atıfta bulunan raporda, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasa dışı ilan edilmesinin hem anayasaya hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğundan bahsediliyor. Bahsi geçen 2911 sayılı kanunda herkes önceden izin almaksızın bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir ibaresi madde 3 başlığı altında yer alıyor. İstanbul Valiliği ve Kadıköy Kaymakamlıklarınca 6 Ocak ve 2 Şubat tarihlerindeki toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklarının Anayasanın 13. ve 15. maddeleriyle uyumlu olmadığını belirten raporda, barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik kolluk güçlerinin müdahaleleri sırasında gözaltına alınanların araçlarda ve gözaltı birimlerinde işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki uygulamalara maruz kaldığı ifade ediliyor. Raporda, işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldıkları gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na 60 kişinin başvurduğu da belirtiliyor. Gözaltı işlemleri sırasında işkence ve diğer kötü muameleyi önlemede önemli rolü olan yakalama, gözaltına alma ve ifade alma prosedürleri bir bütün olarak ihlal edilmiştir denen raporda, herhangi bir idari kararı barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kullanarak protesto etmek isteyen yurttaşlara, güvenlik güçlerince uygulanan şiddetin zor kullanma yetkisinin aşımı değil, doğrudan işkence niteliğinde olduğu da yer alıyor. Evet, bugünlük gündemden satır başları bu şekildeydi. Şimdi yeniden Üstünler Güder Meydanı'nda akademisyenlerimizin nöbetine dönüyoruz. Bugün akademisyenlerimiz bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Ve oldukça kalabalık olduklarını gözlemliyoruz. Sonrasında Profesör Doktor Lale Akarun ile bir röportajımız olacak. Bize iletmek istediğiniz soruları YouTube ve Twitch chat bölümünden iletebilirsiniz. Bugün saat 12.10 gibi akademisyenlerimizin nöbeti başladı. Saat 14 gibi akademinin neoliberalleşmesi ve demokrasi, üniversiteliler neden söz istiyor başlıklı bir forum düzenlenecek. Saat 16'da ise nöbet bitişi ve basın açıklamasının okunmasıyla tamamlanacak. Evet, akademisyenlerimizden alkışlar geliyor. Haftayı doldurduğumuz nöbette akademisyenlerimizin alkışıyla sonlanıyor. Birazdan bir basın açıklaması gerçekleşecek. Sonrasında da Profesör Doktor Lale Akarın ile bir röportajımız olacak. Öğrencilerin desteğini de gözlemliyoruz.
YouTube'dan da izleyicilerimizden destek mesajları alıyoruz. Birazdan dediğimiz gibi bir basın açıklaması gerçekleşecek. Sonrasında röportajımız olacak. Saat 14'te ise bir forum gerçekleşecek. Röportajımızda hocamıza yöneltmek istediğimiz sorularınızı YouTube ve Twitch chat'ten bizlere iletebilirsiniz. Evet, şimdi basın açıklaması gerçekleşecek. Ses. Değerli arkadaşlar, bugün 26 Şubat Cuma. Üniversitemizde polis avlukası devam ediyor. Öğrenci ve hocaları ellerindeki ağır makinalı tüfeklerle sindirmeye çalışan polis timleri, iki aydır her gün Nispetiye Caddesi'nde konuşlanan onlarca Toma ve Akrep ve Hisarüstü Mahallesi'ni garip bir labirente çeviren polis bariyerleri hala yerli yerinde. Bunca polisin üniversite etrafında asla gelmeyecek bir tehdide karşı eli tetikte beklemesi ve vatandaşlar olarak ödediğimiz bunca verginin sürekli çalışır durumda tutulan polis araçlarına gereksizce harcanması kabul edilemez. Bu şiddetin derhal son bulmasını talep ediyoruz. Bu haftada gayrimeşru rektör atamasına karşı verdiğimiz mücadeleyi çeşitli etkinliklerle devam ettirdik. Pazar akşamı artık mutat hale gelen Yıllar Forumu'nu geniş bir katılımla gerçekleştirdik. Birçok platformda yapılan atamaların ve atama süreçlerinin yanlışlarını seslendirmeye devam ediyoruz. Bu akşam ODTÜ bileşenleri ile ortak düzenlediğimiz Akademiyi Tahrip Rejimi, Hasan Tan'dan Melih Bulu'ya Olağanüstü Bir Tarihçe isimli panelle haftayı noktalıyoruz. Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversiteden ve farklı toplumsal kesimlerden gelen destek mesajlarıyla zenginleşiyor, büyüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de itirazlarını yüksek sesle dile getirmeye devam ediyorlar. Anayasal haklarını kullanmalarına rağmen kendilerine yöneltilen çirkin siyasi söylemlere dirayetle karşı duruyorlar. Kurdukları internet televizyonu, yaptıkları forumlar, basın açıklamaları ve akademik içerikli toplantıların yanında sanatsal aktivitelerle de direnişlerini sürdürüyorlar. Bu hafta düzenledikleri açık dersler, insan hakları savunucusu Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve dünyaca ünlü düşünür Judith Butler'ın seminerleriyle devam etti. Bu hafta da yine üniversitemizin özerk ve demokratik işleyişini hedef alan saldırılar ve iktidarın vesayetini kurumsallaştırmaya yönelik çabalarla karşı karşıya kaldık.
Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne kendi iradesi dışında atanan meslektaşımızın istifası neredeyse bir aydır işleme konmazken, demokratik yöntemlerle seçtiğimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz ve Mühendislik Fakültesi Dekanımızın resmi atamaları halen gerçekleştirilmedi. Buna karşın atanmış rektör, üniversitemizin usul ve teamüllerine aykırı olarak göreve gelen Hukuk Fakültesi Dekanı'nı üniversite yönetim kurulu toplantısına davet etmekte bir beis görmedi. En kısa zamanda seçilmişlerin resmi olarak görev başlamasını talep ediyoruz. Demokratik irade ve sağlığın önemini her fırsatta vurgu yapan ülke yöneticilerinden ilham alarak... Demokratik irade ve sandığın önemine her fırsatta vurgu yapan ülke yöneticilerinden ilham alarak bu konuda ısrarcı olmayı sürdüreceğiz. 1980 askeri diktatörlük dönemi sonrası seçilmiş ilk rektörümüz olan Üstün Ergüder, çok değerli akademik kariyerinin yanında Türkiye üniversitelerinin de demokratikleşmesinde öncü rol oynamış bir bilim insanıdır. Üstün hocamıza iktidarın en üst makamlarından yöneltilen tehditleri bir kez daha kabul edilemez buluyor, esefle kınıyoruz. Üniversitede partizanca bir kadrolaşma mantığıyla tepeden dayatılan fakültelerin biz hocalar için gayrimeşru olduğunu nöbetimizin 8. haftasında bir kez daha vurgulamak isteriz. Atanmış rektör, rektör yardımcıları ve hukuk fakültesi dekanını istifaya davet ediyoruz. Son söz olarak, tutuklu ve ev hapsinde bulunan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Evet, basın açıklamasıyla akademisyenlerimiz nöbeti sonluyor. Basın açıklamasında İlk başta okul ve Hisarüstü çevresindeki polis kuşatmasından bahsedildi. Sonrasında bu akşam olacak, ODTÜ ile düzenlenecek bir panelden bahsedeceğim. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın Profesör Doktor Üstün Ergüder'i hedef alan açıklamalarına bir tepki gösterdiklerini belirttiler. Tepeden dayatılan fakültelerin gayrimeşru olduğunu, atanmış rektör, rektör yardımcıları ve hukuk fakültesi dekanının derhal istifa etmeleri gerektiğini belirttiler. Son olarak da öğrencilere özgürlük taleplerini dillendirerek basın açıklamasını sonlandırdılar. Evet, şu an öğrencilerden de kayyum rektör istemiyoruz sloganları duyuluyor. Lisans üstü öğrencileri de arkadaşlarımızın istediklerini belirten
Bir pankartla destekte bulundular nöbete. Ayrıca akademisyenlerin basın açıklamasında Boğaziçi TV'den de bahsedildi. Şimdi nöbeti ekranlarınıza getirdik. Basın açıklamasından sonra da alandaki muhabir arkadaşımız Serdar'a bağlanacağız. Profesör Doktor Lale Akarun'la bir röportajımız olacak. Bize sorularınızı YouTube ve Twitch chat'ten ulaştırabilirsiniz. Serdar, söz sende. Şu anda Güney Meydan'dayız. Yanımda Profesör Doktor Lale Akarun var. Merhaba hocam. Merhaba. Güzel bir gündeyiz. Bayağı kalabalık. Nasılsınız öncelikle? Kendinizi seyircilerimize tanıtır mısınız? Ve neden buradasınız? Neden nöbettesiniz? Bunları alalım. Tabii ki. Ben bilgisayar mühendisliği hocasıyım. İçlerinizden bazılarınızın hocasıyım. Aşağı yukarı 30 senedir burada üniversitede hocayım. Daha önce işte bilgisayar mühendisliği bölümünde bölüm başkanlığı da yaptım, idarecilik yaptım üniversitede. Bilgisayarla görme, yapay zekanın bir alanı da çalışıyorum. Neden buradayız? Her gün geliyoruz burada, sırtımızı rektörlüğe dönüp yarım saat böyle hareketsiz duruyoruz. Bunun anlamı ne? Anlamı şu. Burası Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden, dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Senatosu var, öğretim üyeleri var, dünya çapında bilim insanları var. Buraya dışarıdan bir yönetici atanması ve bizim hiçbir fikrimizi almadan, senatoya sormadan, danışmadan tepeden inme fakülteler kurulması inanılır gibi bir şey değil. Bunu hiçbir üniversitenin kabul etmesi söz konusu olamaz. Biz de kabul etmiyoruz. Bizim burada duruşumuz şunu söylemek için: kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz bu itirazımızdan. Sessiz bir itiraz bu aslında. Hep beraber burada yarım saat bu şekilde duruyoruz. Üniversitemizin en sevdiğimiz yerinde, orta sahasında. Ne düşünüyoruz peki böyle sessiz sessiz dururken? Burası üniversitenin en sevdiğim yeri. Eskiden biz öğrenciyken, ben 1980 yılında üniversiteye girdim. Üniversite bundan ibaretti. Şurada arkamızda görünen yerde kız yurdu var. Annem babam getirdi beni, kız yurduna yerleştirdi. Gittiler. Çok değişik bir ortam. Ben Orta Anadolu'dan geldim. Orası çok kara iklimidir. Burası böyle havası bile ıslak gibi geliyor. Sisler içinde bir yer. Geceliğin hava kararıyor sonbahar ayları. Erkenden kararıyor. Sisler içinde bir yer. Yurtta yalnız başınasın. Dışarıya bakıyorum. Işıl ışıl spor salonunun pencereleri, sarı sarı ışıklar var. Basket topumu alıyordum. Işık böyle sislerin arasından salona gidiyordum. Orada basket atıyordum. Hocalar gelirdi salona. Hep beraber, mesela ben Ersin Kalaycıoğlu hocayla basket attığımı hatırlıyorum. Böyle bir ortamdı. Bütün akşamımı işte orada 200 saat basket atardım. Erkek yurdunun altında yemekhane vardı. Yemekhanede yemek yer, yurda giderdik. Çok çok sevdiğimiz bir yer burası. Burası o zamanlar yeşil saha değildi. Atletizm pistiydi. Futbol sahasıydı. Spor bayramında çizgiler çekilirdi. Burada ben şuradan başlayıp şuraya kadar 100 metre koştum. Orta kantinin önünde futbol kalesi vardı. Çıkarken yukarıya birisi şut çekiyor mu diye kollardınız kafanıza top gelmesin diye. Böyle bir yerdi. Yağmur yağınca çamur deryası olurdu burası. Sonra 92 senesinde doktoramı yurt dışında yaptım, New York'ta. Geri geldim, öğretim üyesi olarak geldim bu sefer. O sene Üstün Erbider hocamız rektör seçilmişti. Anılarında çok güzel anlatıyor. Nasıl rektör seçimini Türkiye'ye tekrar kazandırmışlar, nasıl
demokratik yöntemlerle rektör seçimi usulü yerleşmiş. Rektör olmuştu ama onun seçimle rektör olması demek, her şeye karar vermesi demek değildi. Son derece demokratik bir ortamdı. Hem öğrenciler her şeye itiraz ederdi, hem de hocalar her şeye itiraz ederdi. Her sömestr bir kere en az saatli binada genel kurul olurdu. Bütün hocalar toplanırdı. Rektör yapacağı şeyleri anlatırdı. Şunu düşünüyoruz, bunu düşünüyoruz. Herkes kalkıp fikrini söylerdi. İlk seneler yer sıkıntısı var kampüste. O zaman Kuzey Kampüs çok gelişmemiş bu kadar. Yer sıkıntısı var. Dediler ki yeni bir spor salonu yapılıyor Uçaksavar'a. Bu spor salonunu ofise dönüştüreceğiz. Biz hepimiz kalktık. Tabii spor salonunun benim için ne anlam taşıdığını anlattım. Hepimiz kalktık, itiraz ettik. Dedik ki ya burası çok önemli bir spor salonu. Tarihi işte Avrupa'da ilk basketbol oynanan yermiş Dutch Hall burası. Basketbol ilk burada oynanmış Avrupa kıtasında. Aslında Üstün Hoca da salonu çok çok seviyor. Onun öğrenciliği zamanında yangın çıkmış o binada. Öğrenciler kova kova su taşıyıp söndürmüşler yangını. Neyse sonuçta hepimiz itirazlarımızı söyledik. Kampanya yaptık spor salonumuzu kurtaralım diye. İyi yöneticilik demek, başkalarının sözünü dinlemek, yanlış bir karardan geri dönmesini bilmek demek. Geri dönüldü bu karardan. Spor salonumuzu kurtardık, hala burada. Sizler de oynadınız, muhtemelen topu attınız burada. Spor salonumuz burada. Yani dolayısıyla demokratik yönetim demek, birisini seçiyorsun, o ne derse oluyor demek değil. Üstün Hoca aynı zamanda, o zaman söylüyordum işte burası çamur deryasıydı. Burayı yeşillendirme de onun projesi. Tabii futbolcular ona da karşı çıktılar yani. Ama yani konuşuldu, herkes fikrini söyledi. Çamur deryası mı, böyle yeşil güzel bir saha mı? Bu fikir kabul gördü. Ve çok büyük bir inşaat yapıldı burayı yeşillendirmek için. Burası çünkü taş ocağı, altı kaya. 2 metre kazıldı altı, işte drenaj yapıldı, şey yapıldı, yeşillendirildi ve üniversitenin sembolü oldu burası. Niçin sembolü? Sonra daha sonra Üstün Ergüder Meydanı diye Üstün Ergüder'in adı verildi buraya. O zaman dediler ki yani koskoca rektör, hani biçim sahaya mı adını veriyorsunuz diye binaya verseydiniz dediler. Bunu diyenler bu meydanın sembolik anlamını bilmeyenler. Meydan insanların bir araya gelip fikirlerini özgürce söylediği yerdir. Dolayısıyla meydan aslında özgür düşüncenin ve demokrasinin temelidir. Herkesin fikrinin söylendiği bir meydan. Dolayısıyla aslında Üstün Ergüder'de bu üniversitedeki özgür düşünce, fikrini özgürce söyleme kültürünün aslında kurucusu, sembolü olarak burayı yapan kişi olarak, yani özgür düşüncenin söylendiği meydan burada vücut bulmuş oldu. Yani soyut bir şey somut olarak burada vücut buldu. Burada dikilirken işte bunları düşünüyorum içimden. Çok teşekkürler hocam. Şöyle yani destek, yani demokrasiden bahsettiğiniz bu eşitlik isteğinden, bu seçim isteğinden bahsettiniz. Sonuçta bunları yapmak, nöbet yapmak veya işte burada bulunmak, hepsi bir emek isteyen, zaman isteyen şeyler. Siz de aynı zamanda akademisyensiniz ve hani başka işleriniz de var. Peki bu zaman ayarlama işini nasıl hallediyorsunuz? Şimdi bu dönem biliyorsunuz pandemiden dolayı pek çok zorluk yaşadık. Bir kere sömestr çok geç başladı. Geç başladığı için de çok geç bitti. Dolayısıyla Ocak ayının ilk 3 haftasında dersler vardı hala. Buna ek olarak benim yöneticisi olduğum bir uluslararası kuruluş var. Uluslararası Örüntü Tanıma Derneği. International Pattern Recognition Association.
Bu derneğin düzenlediği yıllık bir konferans var. Örüntü tanıma konferansı. Uluslararası konferans. O konferans da tam aynı zamana denk geldi. Yani ben o konferansın hem hani yönetici olarak hem de düzenleyici olarak çok içinde olduğum için 3 hafta hem dersler vardı hem de konferans. Şimdi konferanslar hep sanal olarak yapılıyor biliyorsunuz. Sanal yapılması bir anlamda avantaj ama şöyle bir problem var. Bu uluslararası bir konferans olduğu için Çin'den, Japonya'dan da katılımcılar var. Amerika'dan, Kanada'dan, Güney Amerika'dan da katılımcılar var. Konferans aslında Milano'da yapılıyor. Milano zamanıyla düzenleniyor. Şimdi öğlen 1'de başlıyor Milano'da konferans. Japonya'da saat 8, akşam 8. Kaliforniya'da ise batı kıyısında, Amerika'nın batı kıyısında ise gece yarısı 4. Dolayısıyla birileri gece 8'de oturup gece yarısı 4'e kadar seyrediyorlar. Öbürleri sabah 4'te kalkıyorlar. O saatte seyretmeye başlıyorlar. Neyse bizim için iyi. İtalya'da saat 1 demek, burada saat 3 demek. Konferans başlıyor akşama kadar. Ama bizim yönetim toplantılarımızda olduğu için gece yarısına kadar da onlar sürüyor. Dolayısıyla sabahleyin de dersimiz var. İşte beraber ders yapıyoruz. Zoom üzerinden ders yapıyoruz. Saat 12'ye 10 kala Zoom dersi bitiyor. Ben koşa koşa kampüse geliyorum. Üstümü falan yolda giyiniyorum, cübbelerimizi. İşte burada geliyorum. Çok mutlu bir an ilk geliş. Çünkü meslektaşlarımızı görüyoruz. Herkese merhaba diyorum. İşte selamlaşıyoruz. Sonra burada duruyoruz. Ben şeyi düşünüyorum. İşte bu içimden sesleri dinliyorum sessizlikte. Kuşların sesini dinliyorum, şey yapıyorum. Ondan sonra bitiyor. Yine tekrar meslektaşlarımızla konuşuyoruz. İşte hani şu öğrencinin test sunumunu ne zaman yapacaktık diyoruz. Benim şu dersime gelir konuşur musun konuşmacı olarak diyoruz. Bu tarz şeyler konuşuyoruz. Sonra tekrar eve gidiyorum. Konferans başlıyor. Konferansı dinliyoruz, şey yapıyoruz. Ondan sonra konferanstan sonra yönetim toplantısı konuşmaları oluyor. Biz geçen dönemde yönetim kuruluyduk. Dolayısıyla faaliyet raporumuzu sunuyoruz. İşte herkese 50 ülkeden katılımcılar var bütün dünyadan. Neyse ondan sonra seçim yapılıyor. Bir sonraki dönemin yönetim kurulu seçilecek. Bu sefer ben daha önemli bir göreve adaydım. Başkan yardımcısı adayıydım. Karşımda da başka birisi var. İşte bir başka meslektaşım Kanadalı. Seçim yapıldı, ben seçildim. Çok gurur verici bir şey, çok önemli bir görev. Ama bence en önemli görev, gün içinde yaptığım işlerden en önemlisi buraya gelmek, itiraz etmek. Bunu biz hem kendimize hem hocalarımıza, görüyorsunuz burada beyaz saçlı hocalarımız var. Koltuk değneğiyle yürüyen hocalarımız var. Onlara borçluyuz. Birincisi hocalarımıza. Sonra meslektaşlarımıza borçluyuz. Bu kadar değerli insan var burada. En önemlisi de öğrencilerimize borçluyuz bunu. Bu mesleğin aslı öğrenciler için bir şey yapmak. Ben öğretim üyeliğim mesleğini çok seviyorum. Çok çok önemli bir görev. Öğrencilerimiz buraya 18 yaşında geliyorlar. Benim geldiğim gibi. Daha gencecikler, ailelerinden ilk defa ayrılıyorlar. Burası yine aile gibi bir kurum. Yani daha korumalı, dışarısı gibi değil, aile gibi yine. Ama anne babası değiliz biz onların. Onlar bağımsızlar. İlk defa bağımsızlıklarını burada yaşıyorlar. Birey oluyorlar ilk defa. Yavaş yavaş büyüdüklerini görüyoruz. Büyüyorlar, mezun oluyorlar ve başarılar kazanıyorlar. Bu çok gurur verici bir şey. Yani onların annesi, babası, ablası değiliz ama ben hep öyle hissettim. Yani uzaktan, tabii ki müdahale ederek değil, uzaktan hep kendimi öğrencilerimin bir ablası, da şimdilerde artık annesi gibi hissediyorum. Onların başarıları çok gurur verici. Sonra mezun olduktan sonra da onlarla bir büyük aile gibiyiz. Onların çocuklarıyla birlikte görüşüyoruz. Çok büyük bir aileyiz. İnşallah sizlerin de çok
aynı şekilde olacak. Mezun olacaksınız. Büyük başarılarınızı göreceğiz. Bunu diliyorum. Çok teşekkürler hocam. İzleyicilerimize söylemek istediğiniz ya da destekleyenlere söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim. Öğrencilerimiz çok değerli. Bunu düşünüyorum, bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet Barış, Güney'deydik. Şimdi sendeyiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler Serdar. Profesör Doktor Lala Korona da çok teşekkür ediyoruz. Bilgisayar Mühendisliğinden. Röportajda ilk başta Sayın Lala Korona neden arkalarını dönüyor olduklarından bahsetti. Dışarıdan üniversite bileşenlerinin isteklerini gözetmeden tepeden inme kararlar sonucu fakülteler, yeni atanan isimler bunları kabul etmediklerinden bahsetti ve vazgeçmediklerinden bahsetti. Sonrasında yöneticiliğin başkalarının fikrine kulak vermek olduğunu düşündüğünü belirtti. Üstün Ergüdür'ün bu okulda özgür düşünce kültürünün sembolü olduğundan söz etti. Evet, bugün eylemlerde 8. haftayı dolduruyoruz. Akademisyenlerimizin nöbeti sonrası bir basın açıklaması okudular. Sonrasında Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Lale Akarun ile bir röportaj gerçekleştirdik. Basın açıklamasında akademisyenler Boğaziçi TV'ye de yer verdiler. Bizi Boğaziçi TV olarak sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. YouTube, Twitter, Twitch ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. İlerleyen günlerde başka programlarımız da olacak. İletişim için de boğaziçitv.gmail.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Bize sorularınızı, dileklerinizi iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.